Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi. Milliyetçiler nasıl uyumlu hale getirildi? Pakistan'da federal hükümet uluslararası para fonuyla anlaşma sağlanabilmek için 2023-2024 mali bütçesinde 755 milyon dolarlık ek vergi uygulamayı ve harcamaların 298,5 milyon dolar düşürülmesini kararlaştırdı. Maliye Bakanı İsa ulusal mecliste yaptığı açıklamada IMF'nin Pakistan'a yönelik 1.17 milyar dolarlık krediyi serbest bırakması için bütçede bir dizi değişiklik yapıldığını açıkladı. Pakistan 2019'da IMF ile 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık kurtarma paketi için anlaşmıştı. Taraflar geçen yıl yeniden masaya otururken IMF toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı. Anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan'a 1.17 milyar dolar tutarındaki krediyi serbest bırakacağını duyurmuştu. Kredinin serbest bırakılmasına ilişkin Şubat 2022'de tekrar başlayan görüşmelerde ilerleme kaydedilmemişti. Bu görüşmeler bana 57. hükümet dönemindeki 15 gün içinde 15 yasa şeklindeki IMF dayatmasını hatırlattı. IMF 15 gün içinde 15 yasa dayatmasında bulunduğu zaman ben Meclis Başkanı Ömer İzgi ile birlikte Kazakistan'daydım. Televizyonda Meclis Başkan Vekili Murat Sökmenoğlu'nun açıklamalarını hayretle dinlemiştim. Sökmenoğlu gece gündüz çalışır yasaları çıkarırız diyordu. Bu yasalara göre Türkiye'de buğday ve pancar ekim alanları sınırlandırılıyordu. Şeker fabrikaları ise AKP döneminde kapatılacaktı. 57. hükümet döneminde başlatılan ekonominin çökertilmesi ve bu sayede Türkiye'nin yasal altyapısının değiştirilmesi uygulamaları iktidarda milliyetçilerde bulunduğu için o dönemde sorgulanmadı. Ancak meclise kabul edilen uluslararası tahkimin Türk hukuk sistemini yürürlükten kaldırması ilk işaret oldu. Ecevit'in katılacağı Davos toplantısına yetişmesi gerektiği, milletvekillerine onaylatılan geriye dönük tahkimin kabul edilmesi de şaşkınlığa yol açtı. Kredi dilimini serbest bırakmak için 15 gün içinde 15 yasa diye bastıran IMF'nin esas olarak tarımda kendine yeterli bir ülke olan Türkiye'nin bu stratejik gücünü ortadan kaldırmak istediği göz ardı edildi. Amerikan şirketleri tarafından hazırlanıp yabancı sermaye derneği üzerinden hükümete, oradan da meclise getirilen Endüstri Bölgeleri Yasası, GAP bölgesindeki arazilerin de yabancılara satışını öngörüyordu. 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde uyum yasaları diye meclise getirilen azınlık vakıflarına gayrimenkul edilme hakkı seçim gürültüsü arasında geçti. Yabancı vakıflara, gerçek ve tüzel kişilere de Türkiye'de toprak satın alma hakkı getirildi. AKP hükümeti de AB'nin dayattığı bütün yasaları meclisten geçirmeye girişti. Türk girişimcilere Avrupa'da her türlü zorluk çıkarıtılırken yabancılara doğrudan yatırım hakkı tanındı. Maden imtiyazı haritaları gözden geçirildiği zaman bunların Amerikan ordusunun Tampa'daki üstünde duvarda asılıyken Türk generallerinin gördüğü Büyük Kürdistan haritası ve Karadeniz için planlanan Pontus haritasıyla birebir örtüştüğü ortaya çıktı. 15 gün içinde 15 yasanın meclisten uzun uzadıya tartışılmadan geçirilmesi için gündeme getirilen iç tüzük değişikliği görüşmelerinde DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanoğlu çıkan kavga sırasında kalp krizinden öldü. Başbakan Bülent Ecevit, istenen yasaları çıkaracağız ancak 15 günde yetiştirmemiz mümkün değil ama bizde hiç fire olmayacak diyordu. Mesut Yılmaz, yasaların hızla geçirilmesine özen gösterilecek açıklamasında bulunuyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iç tüzük değişikliğini engellemek ihanettir açıklamasında bulunuyordu. Bu değişiklik yasaların hızla çıkmasını sağladı. Bugün bir kısmı Saadet Partisi çatısı altında toplanan Fazilet Partisi bile kapatılmasının önüne geçecek bir manevra olabileceği hesabıyla Kemal Derviş'in telkin ettiği 15 yasanın çıkarılmasına destek vermişti. Milliyetçileri temsil edenlerin desteğiyle teslimiyet yasaları geçti ve bütün yapılanlar uyum, istikrar, uzlaşma sloganlarıyla izah edildi. Böylece milliyetçi kitlelerin de uyumlu hale gelmesi sağlandı. Bugün de aynı durum devam ediyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.